Sevgili arkadaşlar, bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Hazreti Allah sizin iyiliğinizi murat ederse, o zaman kendi kusurlarınızı görme kabiliyeti size verir. Bu hadis-i şerif aslında insanın gelişim hayatındaki bütün konuların açıklaması sevgili arkadaşlar. Çünkü gelişmek isteyen insan sonunda o cevabı alıyor devamlı. Yani ben ne yapmalıyım ki benim çocuğum başarılı olsun? Veya ben ne yapmalıyım ki cebimdeki bereket artsın? Ben ne yapmam gerekiyor ki eşimle daha huzurlu olayım? Yani ben ne yapayım? Benim eksiğim ne? İşte hadis-i şerif bunu açıklıyor aslında. Bir insanın iyiliğini Hazreti Allah'a murat ederse, yani ona iyilik vermek isterse, o zaman o insana kendi kusurlarını görme kabiliyetini ona verir. Yani bir kabiliyet aslında. İnsanın kendi kusurlarını görüp değiştirebilmesi bir kabiliyet. Aslında bütün anahtar burada saklı sevgili arkadaşlar. Sen ne zaman kendine bakarsan, kendini görürsen aynada, kendi üzerinde çalışmalar yaparsan o zaman hayat değişiyor. Şöyle açıklayayım. Akil bir adamın yanına genç bir delikanlı geliyor sevgili arkadaşlar. Bir nasihat istiyor. Bana ne tavsiye edersin? Hayatta başarılı, mutlu, bereketli bir yaşamım olması için bana ne tavsiye edersin? Bak evlat diyor, ben sana yaşadıklarımı anlatayım. Yaşım 80. Senin yaşındayken ben dünyayı değiştirmek istiyordum. Dünyaya güzellik katmak istiyordum. O yüzden dünyayı değiştirmem lazım diye çaba göstermeye başladım. Gayret göstermeye başladım. Çok çalıştım, çok gayret ettim. Çok yoruldum. Yıllar geçti. Yaşım 35 yaşına geldiğinde dünyayı değiştirmek çok zor. Değiştiremem. En iyisi yaşadığım ülkeyi değiştireyim diye çalışmaya başladım. Ve yaşadığım ülkeyi değiştirmek için gayret gösterdim. Ama onun da olmayacağını anladım. Yapamayacağımı anladım. Çünkü o enerjiye sahip olmadığımı anladım. Ve sonra onlarla pes ettim. Yaşadığım şehri değiştireyim, güzelleştireyim diye uğraşırken onun için de onlarca sene çaba gösterdim. Enerjimi harcadım. İsraf ettim zamanımı. Yine zaman ilerledi. Yaş 70'e geldi. Mahalleyi değiştireyim bari dedim. Mahalleyi düzeltmeye çalışırken, hani var ya, bazıları camda oturur böyle yaşlı insanlar. Oraya park edemezsin, çöpü oraya at, şunu şöyle yap diye karışırlar. İşte o safhaya geldim. Herkese karışmaya çalıştım. Ama onları da değiştiremediğimi anladım. Sonra dedim ki ya en azından benim evlatlarım var, onları düzeltmeye çalışayım. Onların üzerine çalışma yaptım ve onun da nafile olduğunu anladım. Onları da değiştiremedim. Sonra anladım ki bu yaşta asıl değiştirilmesi gereken kişi benmişim. Ben eğer üzerinde çalışma yaparsam, o zaman ailem de etkileniyor, onlar da düzeliyor. Onlar düzelince yaşadığım mahalle düzeliyor. Mahalle düzelince yaşadığım şehir düzeliyor. Şehir düzelince memleket, devletim düzeliyor. Devlet düzelince dünya düzeliyor sevgili arkadaşlar. Buna anlamış o yaşlı amca, sen benim öğrendiklerimden al ve kendi üzerinde çalışma yap diyor. Çünkü şu dünyada değiştirebileceğin tek kişi var. O da her gün saçını taradığın, dişini fırçaladığın kişi, yani aynanın karşısındaki sen. Sen kendini ancak değiştirebilirsin. İşte hadis-i şerif buna işaret veriyor sevgili arkadaşlar. Kendi üzerinde çalışmalar yap. Ne oldu ki ben bunu yaşıyorum? Ne yaptım? Hangi kusurum ve eksiğim var ki ben bunları yaşıyorum? Neyin bedelini ödüyorum acaba diye sorgulaman gerekiyor suçlamadan. Ve eğer o eksiğini, o gelişmesi gereken o davranışı geliştirirsen, yani o eksiğini tamamlarsan, yani o ayak bağından kurtulursan, yani geliştirilmesi gereken bazı sendeki yetenekleri geliştirirsen ve keşfetmediğin yetenekleri keşfederek o içindeki aslanı uyandırırsan, işte hemen arkasından başarı geliyor. Hemen arkasından huzur, mutluluk ve bereket geliyor. O yüzden kendi üzerinden eksiklerin neyse, kusurların neyse onu tamamlaman gerekir. Eğer tamamlarsan işte o zaman başarı geliyor sevgili arkadaşlar. Şöyle örnek vereyim. Senin arabanda bir kusur var. Ses çıkıyor motorda. Ve sen gaza basıyorsun, araba gitmiyor. Ne yaparsın?
Yapacağın şey bir tamirciye gitmek, bir ustaya gitmek, bir uzmana gitmek. Ona göstermek değil mi? Yani sen o cesareti alıp da devam etmezsin. Niye? Çünkü bozuk arabayla devam edeceksin ama en fazla belki 1 kilometre, 2 kilometre. Sonunda motor bozulacak. Araba seni hiç götürmeyecek, ileri taşımayacak. O yüzden ilk yapacağın şey acil durum ne? Ustaya götürüp ustanın onu araba ustanın bilgisayarını arabanın motoruna takıp analiz etmesi, değerlendirmesi. Bak senin arabanın şu arızası var. Ufak tefek şeyler, büyük şeyler değil. Belki kalem gibi küçücük bir şey değişmesi lazım. Sadece bu eksiği tamamlarsan araba istediğin gibi gidecek diyor değil mi sana usta? İşte hayat da böyle. Sen de eksiğini, kusurunu bularak belki ufacık bir şey yapman lazım. Yani belki bu kalem kadar bile değil. Bir şey, ufak bir şey yapıp bir ayar değişikliği yaptıktan sonra hemen arkasından başarı, huzur, mutluluk ve bereket geliyor sevgili arkadaşlar. Bu bakış açısına sahip olmanı tavsiye ediyorum. Dolayısıyla senin hayatında bazı eksiklikler varsa, sıkıntılar yaşıyorsa bunların sebebini lütfen başka yerde arama. İşte şu yaptı, bu yaptı, komşum yaptı, onun suçu, bunun suçu diyerek üzerinden suçu atarsan biliyorsun ki sen komşunu değiştiremeyeceksin, onu bunu değiştiremeyeceksin. En iyisi değiştirebileceğin tek kişi var. Kendi üzerine bak, kendini geliştir. Ben ne yapmam lazım? Hangi eksikliklerim var? Araban nasıl bozulup ustaya gidiyorsan bir ustaya git. Şoför öğretmenine git. Sana o yol gösterecek. Bak şu şekilde gideceksin, şu şekilde ehliyeti alacaksın diye sana yol gösteren uzmana git. Bakın biz yıllardan beri Almanya'da Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yol gösterdik. Yol gösteriyoruz. Yani geliştirmesi gereken alanlar nelerdir, yetenekleri nelerdir, içindeki aslan nerede yatıyor? Onları değerlendirip analiz ettik. Onları kendilerini tanıttık. Ve insanlar çok hızlı bir şekilde o eksikliklerini tamamladılar. Belki ufacık bir parça değiştirilmesi gerekiyordu davranış olarak. Onları değiştirdiler. Ve arzuladıkları, gerçekten arzuladıkları huzura, başarıya, berekete ulaştılar sevgili arkadaşlar. Bu konularda bizim sizlere de yardımcı olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime girmek için videonun altındaki linke tıklayın. O linke tıkladıktan sonra formu doldurup gönderin sevgili arkadaşlar. Değerlendirmeler sonucunda sizlere de yardımcı olabileceğimizi anlarsak o zaman bizim arkadaşlar sizi ararlar ve bir ön görüşme yaparız. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.